Gazete haberlerini görmüş çocuklar. Geçmiş olsun bu arada. Sağ olun. Annesiyle ilgili olmadık şeyler demişler. Ölecek falan. Aysun çok korkmuş belli ki. Çok üzülmüş. Ben çok uğraştım ama açmıyor. Rica etsem bizi bir yalnız bırakabilir misiniz? Tabii. Aysun. Annemiz iyileşecek. Ben inanıyorum. Sen de inan. Ya hep beraber inanmamız gerekiyor. Hep beraber güçlü olmamız gerekiyor. Bir de senin buradan çıkman gerekiyor galiba. Aysun, bir tane kapıyı açar mısın artık hadi? Açmayacağım. O çocuk annen ölecek dedi. Annem iyileşene kadar buradan çıkmayacağım. O çocuk bence okumayı iyi öğrenememiş. Demek ki yani. Nereden uyduruyormuş bunları? Hastaneye mi gelmiş? Yok. Annemin doktoruyla mı konuşmuş? Hayır. Gerçekten iyileşecek mi annem? Gerçekten iyileşecek. Bak Aysun, ben buna inanıyorum. Eğer iyi şeyler düşünürsek, bütün kalbimizle iyi şeyler olacağına inanırsak ve elimizden gelen her şeyi yaparsak onu biz iyileştireceğiz. Ama tabii buradan çıkman lazım. Bak ben lan küt diye düşüp bayılacağım şurada. İstemiyorum. Çıkmayacağım. Aysun, biz hani anne için güzel şeyler düşünecektik, he? Nasıl yapacağız yani, böyle tuvalet kapısının ağzında mı iyilik güzellik düşüneceğiz? İnsanın düşüncesi kaçıyor ya. Hadi çık bir tanem, ne olur. Bak hem zaten eğer anne bir bilirse senin böyle tuvalet köşelerinde onu düşündüğünü, onun için ağladığını, üzüldüğünü, o zaman o çok üzülür. Güzel mi? Yani anne bir iyileşsin zaten. İlk iş bunları ona rapor edeceğim ben. Yani o zaman küser de, kızar da, her şey yapabilir yani. Peki. İyi. Sen bilirsin vallahi. Ben gidiyorum küçük kız. Bugün geç oldu birazcık. Ama sana söz veriyorum, yarın sabah ilk iş görmeye gideceğiz, tamam mı? Hadi bakalım.